Efendim üniversite sınavının ardından e, YKS sonuçlarına dair veriler de açıklandı. Buna birazdan bakacağız ama biraz ekonomi penceresini özür diliyorum eğitim penceresini biraz aralayalım istiyoruz gazete yansımalarıyla. İlk detayımız Cumhuriyet gazetesinden geliyor. Okulda imama onay başlığını görüyorum bu sabah. Yargıtay Başsavcılığı tepki çeken ÇEDES projesinde laikliğe aykırı bulmadı. Din adamlarının milli eğitime bağlı okullarda manevi danışman olarak görevlendirilmesine karşı yapılan suç duyuruları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca işleme konmadı. Başsavcılık ÇEDES projesi adı altında uygulanan protokolün laikliğe aykırı olmadığını savundu. Çarpıcı bir haberdi. Ve bir başka detayı detay daha gelsin eğitime dair tıptan kaçış başlığını görüyoruz. Özellikle de bu doktor göçünü, beyaz göçünü bize bir kez daha nitelendiren ve ispatlayan bir haber. Başarılı öğrencilerin tercih ettiği sağlık bilimlerine eski ilgi olmadığını söylüyor Cumhuriyet Gazetesi. Üniversitelerin tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini tercih edenlerin sayısı azaldı ve YKS sonuçlarına göre gençler yurt dışında iş bulabilme umuduyla bilgisayar ve yazılım bölümlerine yöneldiler. Uzmanlar neredeyse tüm üniversiteler puan ve sıralama hasarı aldı dedi. Ve üniversite sınavının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Sonuçları da, verileri de paylaşıldı. Bunu birazdan okuyacağım. Önce bizim sınav sonuçlarındaki duruma bizim penceremizden bakalım istiyoruz. Habere gidiyoruz, dönüşte paylaşacağım. ÖSYM ve YÖK kontenjanların işte %98'i doldu diye bir gurur tablosu sergiliyorlar ama sınava 3,5 milyon aday girdi. 4 yıllık fakültelere girenlerin sayısı yarım milyon bile değil bunun neresi başarı? Üniversite sınavlarında başarı oranı düştü. Başarılı olan öğrenciler de baraj sistemine takıldı. Tıp, diş hekimliği, hukuk, mimarlık ve mühendislik bölümlerinde boş kontenjanların sayısı arttı. Eğitim uzmanı Abbas Güçlü'ye göre durumun en önemli nedeni YÖK tarafından getirilen başarı sırasına göre sınırlama uygulaması. Yani bu programlardaki yeni baraj sistemi. Bu fakülteler için biliyorsunuz 80 bin, 100 bin, 150 bin barajları getirilmişti. Bu puan diliminde öğrenci olmadığı için ada olmadığı için yerleştirme yapılamadı. Yükseköğretim Kurulu üniversite sınavına ilişkin verileri açıkladı. Tıp, mühendislik gibi fakültelerde birçok kontenjan boş kalırken açık öğretim fakültesi bölümleri %100 doldu. Vakıf üniversitesi bölümlerinin de %95,3'ü doldu. Bu oran geçen yıl yaklaşık %98'di. Bu ekonomik anlamda öğrenci bir başka kente gittiği zaman yurt deseniz yurt yok. Bir de ev fiyatları çok çok yükseldi. Diplomanın açık mı kapalı olduğuna da kimse bakmadığı için ki açık öğretimde mezun olmak daha da kolay olabiliyor. O yüzden biraz da zorunlu şartlar nedeniyle açık öğretime gidebiliyorlar. İlginç bir tablolar var. Yani açık öğretime giden öğrenciler hani sadece başarısız öğrenci I did. Fen lisesi öğrencilerinden, de, Anadolu Lisesi mezunlarından da açık öğretime gidenler var. Güçlü'ye göre ekonomik koşullar nedeniyle Anadolu ve Fen Liselerinin başarılı öğrencileri de artık açık öğretim fakültelerini tercih ediyor. Üniversite sınav sonuçları liselerin başarı oranlarını da ortaya koydu. Fen Liselerinin mezunlarının ancak üçte biri dört yıllık fakültelere giriyor. Anadolu Liselerinde bu oran daha da düşük. Son yıllarda sosyal bilimler liseleri öne çıktı ama onların mezun sayısı az olduğu için şu anda başarılı gibi gözüküyorlar ama endüstri meslek liselere, İmam Hatip liseleri ve diğerlerinin başarı oranlarına baktığımız zaman gerçekten çok çok düşük düzeylerde. Adaylardan ilk 3 tercihine girenlerin oranı %50'nin altında. Yani öğrencilerden Pek çoğu istediği bölümlere değil, daha az istedikleri bölüme ya da açıkta kalmamak için girmek istedikleri bir bölüme girmiş durumdalar. Verilere göre ilk üç tercihine yerleşemeyen öğrencilerin sayısı çoğunlukta. Yani gençler hem istedikleri bölümde okuyamıyor hem de geleceklerini planlarken üniversiteye göre değil, üniversite sonrası olabileceklere göre seçim yapıyor. Öğrenci şunun hesabını yapmaya başladı. Ben dört yıl, beş yıl içerisinde bu üniversiteler için, bu diploma için şu kadar harcama yapacağım karşılığında ne yapabiliyorum? çoğu zaman işsiz kalınıyorsa o zaman ben bu parayı niye buraya yatırım gözüyle bakılıyor kayıt aşamasına geldiği zaman o fiyatları gördüğü zaman e, kayıttan vazgeçecek çok öğrenci var en az e, 80-100 bin öğrenci kazandığı halde üniversite kayıt yaptırmazsa hem ekonomik nedenlerden hem de farklı nedenlerden hiç şaşırtıcı olmaz.